Evet baba. Askerliğe en son askerliği bitirmiştik. Akören'e dönmeden önce bir istersen askerlik günlerini bir söyle. Ondan sonra yavaş yavaş Akören'e doğru gidelim. Üç Yanılmaz Erik Olayı 1. Tabur 1. Bölük erlerinden Mehmet oğlu 935 doğumlu İsmail Üngü. Buyur komutanım. Güzel. Emredersin. Jandarma tanrı söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması umumi emniyet ve asayişi korumaya kanun, nizam ve talimatnamelerin hükümlerini icrasını temin et ve bunların müstelih hükümet emirlerini ifaya ve en büyük idari amirlerinin idare vazife dolayısıyla verdikleri emirleri tatbike özel bir zabıta kuvvetidir. Buyur Güzel. komutanım. Şimdi askeri bitirdin, köye döndün ve Akören'de geçen Hollanda'ya kadar gelen şöyle önemli aklına gelen şeyleri şöyle bir sayalım. Dün dedemin babasından bahsetmiştik, sülalemizden. Şimdi de annesinden bahsedelim biraz. Dedemin annesi Akbaran'dan bir şahıs Bozkurt'un Sobran köyünden evleniyor. Üç tane kız çocuğu oluyor bunun. Birisi dedemin annesi, birisi Tatarların Osman'ın annesi, birisi de Çelebiler'in annesi. Bunlar teyze kucakları. Babaanneme gelelim. Babaannem kimden dersen, babaannemin annesi Hacı Ali Gil'den. Hacı Ali Gil'den. Babası ise Hilimler'den. Hasan Hoca Gil'den yani. Sinan'ın oğlu, Hilim'in oğlu Sinan'ın kızı Ebe. Bununla evlenmişler. Ebem olmuş. Yine defa annemin annesi Ebem olmuş. Ve bir de Dunusan'ın annesi varmış. O olmuş yani. Bunlar böyle şey yaptıktan sonra bu üç kızla kalıyor. Üç kızdan sonra sağdan soldan diyorlar ki artık senin kocan öldü. Askeri kocası ölmüş. Sinan. Artık sen bir koca al. Bu oradan gidiyor babasının evine, Hacı Ali'nin evine. Orada bir Musa isminde bir adamla evleniyor. Musa'dan Mehmet dayım dalı olan, Salih dayım, Hasan dayım, bir de kız oluyor bunlardan. Benim babaannem ve anneannem kardeş, babam teyzesinin kızını almış ve onlarda da biz üç oğlan bir kız doğmuşuz. Şimdi bunlar böyle bittikten sonra biz ilkokulu bitirdik. İlkokuldan sonra tabi amelelik yapmaya başladık. Hatta Halil İbrahim Gültekin ile Ereğli Öğretmen Okulu'na gitmek için dilekçe verdik. Bizim dilekçeye götüren şahıs herhalde vermemiş. Gitti oraya, herkesin künyesi okundu. Bizim künye okunmadı. Oradan da kaldık. Gidemedik. Ondan sonra işte amelelik yapıyoruz. Hatta Kur'an kursunda Akbaran Kur'an kursunda bitinceye kadar çalıştım. Son zaman bir taş yüklediler bana. Yukarı çıkardım, Giyrekçi diye bir ustamız vardı. Giyrekçinin önüne yıktım. Giyrekçi taşa bir baktı sağına soluna. Taşı beğenmedi. Aldı hemen o taşı yere attı. Dedim ki ne atıyorsun bu taşı dedim. Ustaysan yapsana dedim. Eğer senin oğlan benim arkadaşım olmasaydı, sen bu taşı nasıl attınsa seni buradan atardı. Deyince münakaşa yapmaya başladık. Çerkez'in Abdullah diye bir usta var. O beni çağırdı. İsmail gel buraya dedi. Beraber çalışalım dedi. Gittik onunla beraber çalıştık artık.
Bunlar askerden önce mi, askerden sonra mı? Askerden önce. Evvel canım. Askerden önce. Yani okuldan çıktık, bilmem ne yaptı filan. Tamam. Daha askere gitmeden önce böyle bir anılarım varsa onu alayım. Ondan sonra diğer bölümde asker dönüşüne girelim. Askere gitmezden evvel biz 17-18 yaşlarında eskiden odalar vardı. Harp görmüş insan büyükler odalarda gelir konuşurlar. Hatta konuşur ya ağlarlardı. Biz de onlara hizmet ederdik. Su verirdik. Abdest aldırdık. Abdest sularını dökerdik filan. Onlar anlatırlardı. Biz de dinlerdik yani. Tabii telefon yok şimdiki gibi. Televizyon yok. Yok. Telefon yok. Televizyon yok. Sonra eskiden elektrik diye bir şey yok. Bir idarede yanıyor. O da kazak ile yanar. Kazak da ekser o zamanlarda kimlerde bulunurdu biliyor musun? Kimlerde? Öğretmenlerde bulunurdu. Gaz yağı, şeker, çay buna da bulunurdu. Bir adam hastalandığı zaman filan öğretmenden bir çay getirin. Giderlerdi oradan bir çay getirirlerdi. Çayı içerdi sanki ona hap gibi geliyordu. Çünkü başka onu hiç görmemiş ki. İşte böyle bir yalnız çay öğretmenlerde bulunurdu. Hatta köyün en güzel kızlarını da bunlar alırdı. Öğretmenler. Başka var mı böyle askere gitmeden önce anlatmak istediğim bir olay? Biz asker ondan sonra ben davarcılık yapmaya başladım. Dedem çift sürerdi. Çiftçilik yapardı. Ben de davarcılık yapardım. Bayağı epeyce bir davarımız vardı. 40-50 tane davarımız vardı. Böyle bahar geldiği zaman biz bunları dağa götürürdük. Köyün kuzuları açlıktan ölür, bizim kuzuları da tokluktan ölürdü. Çünkü orada mallar ayağında yayılır, bol süt olurdu. Bol emdikleri için peynirleşip kuzuları öldürüyorduk. Ondan sonra sağmaya başladı filan. Ondan sonra şey yaptı, kuzular ölmemeye başladı. Yani çiftçilik yaptın askere gidesi kadar. Çiftçilik yaptım. Dedem sonra hastalandı. Bir gün sabah gidecektik. Oğlum gece erken gidelim filan yerdeki sabı getirelim. Bir daha baktım kapı çalındı. Evem. Ne öbe dedim? Oğlum dedi deden hastalandı dedi. Vardım ki sivilce olmuş. Ağzı bir tarafa gitmiş. Askeri gitmeden önce mi bu? Tabii. Ondan sonra... Hangi yılda? Yılını pek hatırlamıyorum şimdi. Evvel olsa bir şey yapardım. Bunu şeye götürdük. Kadın anında bir hoca varmış. Ona götürdük. Oraya gittikten sonra bir sene ayakta gezdi. Ondan sonra bir yattı. Tam 7,5 yıl yattı. 7,5 yıl yattı. Bana dediler ki ya İsmail sen bu adamın başına ne bekliyorsun? Git kendine öyle bir iş bul. Ben o böyle diyenlere ne dedim biliyor musun? Siz gidin o dersi başkalarına verin. Bu adam beni büyüttü, besledi. Bu adam benim şeyimde, yanımda ölünceye kadar duracak. Annem ve ben işte başında bulunduk. 3 tane kızı vardı, bir tane de oğlu vardı. Hiçbirinin yanına göndermedik. Dedem ve ben benim yanlarımda öldü. Onların duasıyla mı artık Avrupa'ya gitmeyi düşündük. Tamam, Avrupa'ya geçmeden önce ne? Bir ara ben verelim. Nasıl? Bir ara verelim. Ondan sonra askerden sonraki köyde geçen hayatına dönelim. Evet baba, şimdi geçmişimizi öğrendik. Askere gidesiye kadar ki şeyini öğrendik, hayatını, askerdeki hayatını şey yaptık. İstersen şimdi askerden geldikten sonra Hollanda'ya gelesiye kadar Akören'de, Konya'da ne işler yaptın, hayatın nasıl geçti? Bunu bir anlat. Ameliyat yapıyorduk. Böyle binalar, ustaların yanında 2,5 lira çalışıyorduk günlüğümüz. Ondan sonra bir
Kızı seviyordum ben Akbiran'da. Alamayınca canım sıkıldı artık Ankara'ya gittim. Ankara'da İş Bankası'na girdim. İş Bankası'nda 2 sene müstakbel emlak yaptım. Ve ondan sonra asker zamanım gelince köye geldim. Askere gitmek için hazırlık yaptık. Yani askerden sonraki şey, askerden döndükten sonra neler yaptın? Ha, askerden döndükten sonra mı? Askerden döndükten sonra şeye gitti işte. Avrupa'ya gitti. Şey yapmadın mı? Askerden sonra hemen Hollanda'ya gittin. Yani Avrupa'ya gelin. Daha ne zaman yaptı? Avrupa oldu ondan sonra. Askerden geldin, evlendin annemle. Bunlara bir anlaşılmadın mı? Ondan sonra askere gittim. Askerden geldik. Terisolu köye geldik. Köyde artık evlenmek için kız arıyoruz. Döndük.